İyi akşamlar, herkese merhaba. Ben Hande Demirel. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Bu akşam Ekonomik Görünüm'de iki değerli hocam, her zaman olduğu gibi Profesör Erhan Aslanoğlu ve Profesör Burak Arzova benimle birlikteler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Erhan hocam burada stüdyoda, Burak hocam uzaktan bağlanıyor bize. Hocam nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkür ederim. İyiyim, sizleri sormalı. Biz de iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Orta Doğu'dan gelen haberler çok iç açıcı değil maalesef. Aslında bizim gündemimizde PMI'lar, ekonomik aktivitedeki hareketlilik var. Konuşacağız onları ama girizgahı yaparken bir ne olup bittiğine ya da bu iş nereye gider, gittiği yerde hem küresel ekonomiye hem Türkiye ekonomisine ne etki verebilir, onu da üzerinden belki geçmekte fayda var. İsrail ordusu İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Haber akışında da takip ediyorsunuzdur mutlaka. Ordudan yapılan yazılı açıklamada kısa süre önce bu ibare kullanılmış. İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtiliyor. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarılıyor. Ve İsraillilere uyarıları, dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları çağrısı da yapıldı. Piyasa tarafında altın ve petrolde bir miktar sanki fiyatlama var. Altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Ama tabii Orta Doğu'daki bu gelişmeleri biz zaten çok uzun bir süredir takip ediyoruz. Hani korkulan neydi? İran'ın da bu kargaşanın içerisine katılmasıydı. Şimdi bu füze saldırıları tabii bir miktar korkuttu. Eğer daha ileriye gidecek olursa, maazallah, Allah korusun diyelim, nasıl bir etki yaratabilir Erhan Hocam? Ya vallahi tabii temennimiz öyle bir noktaya gitmemesi ama tabii yaşananların çok ciddi olduğunu da bu bizim görmezden gelmemize yol açmamalı. Çok ciddi ve olumsuz gelişmeler yaşanıyor gerçekten. Hani tarihe baktığımızda o felaket senaryoları da bu tür şeylerin birikiminden doğuyor. Umarız öyle bir noktaya gitmeyiz ama gelinen aşama ciddi bir riskle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yani aslında bu bölge ama Rusya, Ukrayna'da var, Tayvan, Filipin bir sürü boyut var ama şimdi bu gelişmeler bizim yani ekonomi tarafı tabii şu anda belki biraz onu konuşmamızda fayda var. Arz yönlü dediğimiz bir sıkıntı yani dünyada savaşlar üretimi olumsuz etkileyen, tedariği sıkıntıya sokan ve ciddi biçimde maliyetleri arttıran bir şey. Şimdi tabii böyle bir savaş ortamında insan hayatı söz konusuyken onun o tür sonuçları varken hani bunların hiçbir önemi yok belki ama tabii ki biz olası bir durumda ne olabilir konuşursak tarihte de birçok örneği var. Üretimi olumsuz etkileyen, tedarik sorununu arttıran, maliyetleri arttıran, enerji maliyetini arttıran gelişmeler hem üretim düşüşü hem enflasyonun tırmandığı, yani bizim stagflasyon dediğimiz ortamları yaratır. Yani bu gelişmelerin büyümesi durumunda dediğim gibi ekonomik sonuçlar belki artık ikinci, üçüncü plana düşer ama eğer ekonomik boyutunu konuşacak olursak bunun adı stagflasyondur. İyi bir durum değil. Yani işsizliğin arttığı, üretimin düştüğü ve hayatın daha pahalı hale geldiği bir nokta. Bundan hiçbir ülke kaçamaz kolay kolay. Tabii ki uzaklığına bağlı olarak, ne ürettiğine bağlı olarak değişebilir. Ama biz bu bölgedeyiz. Hani böyle bir gelişme olursa biz de bundan fazlasıyla etkileniriz açıkçası. Baktığımız zaman tabii böyle stagflasyon hemen olacak diye bir şey yok. Yani bunun çok daha büyük boyutlu ve ilerlemesi gerekiyor. Fakat olası bir sonuç bu olabilir. Şöyle bir risk var burada. İlave bir risk olarak söyleyeyim. Durgunluk ve enflasyonun beraberce olduğu bir durum aslında reel tarafın sorunu. İşte işler azalıyor, işsizlik artıyor, fiyatlar artıyor ama bu reel tarafın sorununun finans sektörüne bulaşma riski artar. Hı hı. Ne demektir o? Yani işte kredi geri ödenme sorunları, krediyi verenlerin de sorunu olmaya başlar. Enflasyonun artması, faizlerin artması,
bono tahvil piyasalarının sorunu olmaya başlar. Bu finans sektörünün sorunu demektir. Yani bugünkü dünya koşullarında stagflasyon hiç iyi bir senaryo olmaz. Dediğim gibi biz bunu hani konuşuyoruz, olmamasını dileyerek konuşalım ama maalesef ekonomik sonuçları da ağır olur. Evet. Böyle bir gelişmenin her zaman ağırdır ama bugünkü dünya şartlarında 330 trilyon dolar küresel borcun olduğu bir dünyadayız. Şirketler, haneler, devletler, yani her yavaşlama bunun geri ödenememe riski demek. Bu riskin artması da bu işin finans sektörüne bulaşması demek. O maalesef maliyeti de tabloyu da çok ağırlaştırır. İnşallah o noktalara gelmez. Terminalde konuyla ilgili geçen en son haber İsrail tarafından İran misillerine büyük ölçüde cevap verildi, mani olundu. Evet, o koruyucu şeyler, koruyucu kalkanlarla devreye girdi galiba. Aynen öyle. O noktada bakalım nereye gidecek. Burak Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yani aslında baktığımızda en başından beri bu Hamas-İsrail arasındaki ortaya çıkan gerginliğin, sonra savaşa dönüşen bu ortamın en büyük aslında kaygı verici yönü bunun Orta Doğu'ya sirayet etmesiydi. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla diğer İran hariç diğer ülkelere baktığımızda bu sirayet etme durumu yok. Yani birçok ülke, Suudi Arabistan gibi en büyük petrol tedarikçisi olan Katar gibi ki aslında tam anlamıyla bir arabulucu rolüne de üstlenmiş durumda. Kuveyt gibi ülkeler tam anlamıyla ortada kalmış ve aslında İsrail'in yaptığı birçok eyleme de ses çıkarmaz pozisyona gelmiş durumdalar. İran bölgede belirli bir şekilde güçmüş gibi duruyor. Müş gibi diyorum çünkü İran'ın da aslında o kadar güçlü olmadığını daha evvelki o göndermiş olduğu drone benzeri cihazlardan görmüştük. Yani bunların birçoğu zaten İsrail'e ulaşamadan kendi kendine düşmüşlerdi. Dolayısıyla belki Arap-İsrail Savaşı dönemindeki gibi bir dönem olsa, yani teknolojinin bu kadar gelişmediği, bu kadar teknolojiyle fark yaratılmadığı bir dönemde olsa İran'ın bu tür bir girişiminden korkulabilir diye düşünüyorum. Ben sadece İran'ın bu yapmış olduğu füze gönderiminin, ki füzeler gönderilmeden evvel Amerikan basınında bunların gönderileceğine ilişkin haberler de çıktı. Yani bir nevi aslında biraz danışıklı dövüşüklü de bir olay. O nedenle İran'ın hem gücü nedeniyle çok güçlü olmayan bir ekonomik yapısı olduğunu biliyoruz. Yıllardır ambargo içerisinde. Bırak füze falan geliştirmeyi, kendi ülkesindeki otomobillere yedek parça bulmakta zorlanan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve diğer tarafta teknolojik anlamda ne kadar ileri gittiğini, en son yapmış olduğu işte saldırılarda ya da artık nasıl adlandırılırsa askeri dilde, operasyon mudur nedir, onlarda gördük İsrail'in ne kadar güçlü olduğunu. Dolayısıyla iki ülke arasındaki bu kadar büyük farkın, teknoloji açısından farkın, İran'ın çok da karşılık veremeyecek bir noktada olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye açısından baktığımızda risk nedir? Türkiye'nin kendi kendine bu ortama dahil olmaya olmasıdır. Yani bir şekilde taraf tutarak ya da girerek işin içine girmesidir. Bu çok büyük sonuç verir tabii. Sonuçta Türkiye'ye sirayet etmesine de sebebiyet verebilecek olaylara götürebilir. Bu Allah korusun dediğimiz bir nokta. Hı hı. Ama onun haricinde biz zaten NATO ülkesi olan bir ülkeyiz. Ve genel olarak baktığımızda irili ufaklı birçok komşumuzda küçük ya da büyük sorunumuz olsa da neticede NATO'nun üyesi olan bir ülkeyiz. Ve burada NATO üsleri var, Amerika'nın üsleri var. Ve dolayısıyla böyle bir sürecin içerisinde Türkiye'nin olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. O nedenle ben buradan bir risk doğacağını düşünmüyorum. Yani ben yapılan bu eylemin İran'ın tamamen işte Hamas'a karşı, Hamas diyorum, diğer örgüte karşı, ki onların liderleri öldürülmüştü. Hizbullah, evet şimdi aklıma geldi. Onlar da Şii kökenli örgütler olduğunu gördük. Yani kendisinin aynı zamanda destekçisi olan örgütler. Ve bu örgütlere hala ben buradayım, bakın size yapılan saldırının da cevabını vermeye çalışıyorum dediği, ama onların da herhalde İran'ın bu kadar güçlü olmadığını gördükleri bir sürecin içerisindeyiz. Çok da büyük bir etki yapacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Yani hem petrol fiyatları üzerinde kalıcı bir etki yapmayacaktır, hem de sürecin bu bölgeye yayılması konusunda bir etkisi olabileceğini düşünmüyorum. Zaten gene ajanslara düşen haberlerden gönderilen 200 tane kadar füze gönderilmiş. Bunlardan hani herhangi bir binayı vurduğunu falan da herhalde teyit etmedik değil mi? Yani
böyle zaten o demir kubbe çerçevesinde evet. yok edilmişler gibi duruyor. Evet. Onun için hani ben çok endişe duyulacak bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum kendi adıma. İnşallah söylediğiniz gibidir Burak Hocam. Dediğiniz gibi lokasyonlarla ilgili herhangi bir bilgi henüz görülmedi. En azından kamuoyuna paylaşılmadı. Sadece gönderilen füzelerin karşılık bulduğu, yani daha doğrusu etkisiz hale getirildi. Evet. Aynen konuşuldu. İnşallah dediğiniz noktaya gelir. Hali hazırda biraz önce de bahsettiğim gibi sadece petrol ve altın tarafında bir miktar yukarı yönlü harekete sebep olmuş durumda. Hani piyasa zaten hani geç vakitte bu haber akışı geldi. Dolayısıyla o tarafta pek etkisi yok. Yani aslında konuşacak çok ciddi boyutları var. Hali hazırda işin biraz askeri boyutu ekranlarda doğru. konuşuluyor. Tabii bizim burada gündemimiz ekonomi. Yani çok ciddi savaşların ekonomik yansımaları oluyor. Bunu da görüyoruz. Türkiye açısından tabii daha da stresli bir durum. Çünkü hemen yanı başımızda olan bir gelişmeden bahsediyoruz. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Hali hazırda Brent petrolde %3,12, NYMEX tarafında da %2,60'lık yukarı yönlü bir hareket var. Ons altında da 2659 dolar 31 sent seviyesini görüyoruz. Orada da %1'e yaklaşan yukarı yönlü bir hareket olmuş. Piyasaların ilk tepkisi anlamında nasıl gelişeceğine, haber akışının nasıl olacağına bağlı olarak tabii piyasalardaki etkilerini de takip ediyor olacağız. Yani var mı hocam ekleyeceğiniz? Bence de burada yani şu ekranda şu anda görünen o 3 fiyat, ikisi belki altın, petrol, hani NYMEX'de olsa, Brent'de olsa bu ikisi ilk fiyatlayacak yerlerden olacak. Yani o, evet. o piyasalar eğer olumsuz bir gelişme varsa orada hemen o yeşil olacak. Rengin oranın arttığını görürüz. Şimdi tabii yani sınırlı tabii. Sınırlı yani bu, zaten seviyelere de baktığımızda 73 dolar 85 tabii, sentten yani bahsediyoruz. Çok çok yukarılarını gördüğümüz gördük, için. Evet. Yani evet şu andaki haber akışı hani orada yaralı yok, ölü yok, işte karşılanıyor, devam edecek mi, etmeyecek evet, mi? Evet, iki yaralı diye bir haber geçti ama tabii teyide muhtaç evet, yani bunlarda. Şu anda çok bizde evet elimizde olmayan bilgilerle biz evet olası, olumsuz senaryodaki olası sonuçları ancak konuşabiliriz. Aynen. Umarız onun olmamasını da temenni ediyoruz. İnşallah Burak hocamızın dediği gibi bu risk büyümeden geçer ama yani bizi izleyen, ekonomi izleyenler de herhangi bir yerden bu iki Bloomberg ekranlarından zaten sürekli izleyebilirler evet. internet sitesinden de. Ama tabii şunu da konuşmakta fayda var. Yani biz yer yer buna değiniyoruz, değinmek durumundayız. Çünkü dünyada biraz önce başlarken siz de saydınız. Orta Doğu'daki gelişmelerle birlikte Rusya, Ukrayna, tabii. Asya Pasifik'te keza aynı şekilde. Ya yani birçok yerde aslında artan tansiyonlardan bahsediyoruz. Tabii. Dolayısıyla işte çok yakın bir zaman önce yine Orta Doğu kaynaklı Süveyş kanalındaki sıkıntı ve onun tedarik evet. zincirine yansımalarını yaşadık epeyce. Ve yani bölgesel olarak da etkileri, kuvvetleri, dengeleri değiştiren gelişmeler kesinlikle. Oldu. Dolayısıyla hani bu jeopolitik risklerin bundan sonra gündemde kalmaya devam edeceğini ve bir şekilde hesaba katılması gerektiğini de söyleyebilir miyiz? Elbette zaten aslında her şey birbiriyle alakalı. Yani biz şu anda bu yaşananların ekonomik sonuçlarını değerlendiriyoruz ama yaşananların arkasında da ekonomik nedenler var. Yani dünya işte o globalleşme, küreselleşme dediğimiz bir sürecin sonunda eşitsizliğin, gelir dağılımı sorunlarının hem ülkeler içinde hem ülkeler arasında arttığı bir tablo çıktı. Bazı ülkeler işte zenginliğini arttı, büyüdü ve dünyadaki dengeler değişti. Yani o ekonomik dengeler değişince bunun güç yansımaları da oluyor. İşte Amerika ile Çin arasındaki mücadele de aslında Çin'in o ekonomik büyümesinin bir sonucu. Rusya-Çin yakınlaşması, BRIC ülkeleri yani bütün bunlar ekonomik nedenlerin de sonucu. Yansımaları. Sonuçta bunlar sadece bir ekonomik mücadele değil, sonuçta diğer alan teknolojiye de yansıyor. Siber güvenliğe de yansıyor, askeri alana da yansıyor, her tarafa yansıyor. Ama tabii dünyada yani şeyi görüyoruz, ekonomi yani eşitsizliğin artması, gelir dağılımı, ülkeler arasındaki gelir farklarının artması, bazı ülkelerin çok yukarı giderken bazen aşağıda kalması, o aşağıda kalan ülkelerin işte başka taraflara yönelmesi, yani bir şeylerin de arkasında bir sürü neden var. Dolayısıyla çok dinamik
kaotik ve karmaşık bir aslında yeni durum. Var, yani ekonomik mi? Sonuç aslında ekonomik sonuçların sonucu bunlar oluyor. Bunun sonucu ekonomik oluyor. Onun sonucu başka şeye getiriyor. Böyle her şey iç içe geçmiş durumda. Ama umarız biz sadece ekonomik kısmını konuşarak kalırız. Yani evet, diğer yani tarihsel olarak da çünkü baktığımızda küresel olarak birçok taşın yerinden çıktığı ve işte hani o sık kullandığımız tabirle kartların yeniden karıldığı enteresan bir dönem içerisindeyiz. Tabii. Burak Hocam, siz nasıl değerlendirirsiniz? Biraz önce Erhan Hocam'a yönelttiğim sorunun yanıtı olarak neler söylersiniz? Nereye koymalıyız jeopolitik riski bundan sonra ekonomik görünümü tayin ederken? Valla jeopolitik riskler her zaman en önemli risklerin başında yer alıyor sevgili Hande. Yani hele bizim içinde bulunduğumuz coğrafya, hani bazen insan şunu da düşünmüyor değil, keşke bizim de komşumuz İtalya, Slovenya, Almanya falan olsaydı belki acaba böyle mi olurduk? Yani gelişmişlik anlamında daha mı fazla gelişirdik? Çünkü sürekli olarak bir sorunlar yumağının içerisinde ve bunlara bir şekilde bulaşmamaya çalışan bir ülke olduk yıllardan bu yana. Dolayısıyla bu maalesef özellikle Orta Doğu'da yaşanan süreç herkesi ve bütün dünyayı etkiliyor. Ama aslında sadece bu da değil. İşte kuzeye baktığın zaman Rusya ve Ukrayna, onlar da bizim kuzeyden komşularımız aslında bir taraftan baktığında. Her ikisiyle de ilişkilerimiz kuvvetli. Ama dünyada benim Erhan Hoca'ya belki ekleyebileceğim konu hem gelir dağılımı adaletsizliği var çok büyük bir şekilde, hem de çok büyük borçluluk var. Özellikle gelişen ülkelerin bu büyük borçluluk yapıları onların nefes almalarına imkan tanımıyor ve aslında bu orta gelir tuzağı dediğimiz noktada birçok ülke patinaj yapıyor. Bunlardan bir kısmı kötü yönetimlerle oluyor. Yani hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda kötü yönetildikleri için sürekli olarak burada patinaj çekiyorlar. Kimileri de aslında birçok şeyi doğru yapmaya çalışsalar da genel olarak bu sürecin içerisinden diğer ülkeler kadar başarıyla çıkamıyorlar. Çünkü bulundukları coğrafya bunu sağlamaya imkan vermiyor. Onun için bu riskleri azaltabilmek ve bütün bunların hepsinden farklılaşabilmek için gene kendine özgü bir yapı içerisinde herhalde yani Büyük Atatürk'ün dediği gibi hem ülke içinde barış hem yurt dışında bir kararlı politikayla, komşularla iyi ilişkilerle geçmek ve ülkenin büyümesine katkı sağlayabilecek tüm alanlarda başta eğitim olmak üzere bir planlama çerçevesinde hareket etmek ve aslında bu süreçten birazcık da sıyrılmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin birçok yönde kuvvetli olduğu alanlar var ama hani yönümüzün neresi olduğu diye baktığımızda işte hukukun üstünlüğünün, demokratik hak ve özgürlüklerin en yüksek seviyede olduğu, bir taraftan ekonomik gelişmişliğin bilimin önderliğinde bir gelişmeye doğru gittiği, kurumların kendi içerisinde liyakata göre şekillendiği bir yapıyla çok da bu sürecin içerisinden Türkiye çıkabilir ya da bu süreçte kalmayabilir gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani hem bir taraftan baktığımızda aslında ne ülkelerin ve bireylerin fakirliği bir kader ya da kadersizlik, ama bütün bunların hepsinin üzerinden gelebilecek olan da akılcıl bir yönetim ve eğitimle beraber desteklenmiş olan yüksek teknolojiye geçen bir yapı olması gerektiğini düşünüyorum. Onun için evet, yani bütün bunların hepsini yaşıyoruz. Bölge olarak da sıkıntılıyız. Ama bu bölgenin vermiş olduğu da avantajlar da var. O da tabii ki bizim kendi adımıza kullanmamız gereken önemli çıkarımlar olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Peki biz dönelim bugünün gündemine. İstanbul Sanayi Odası Eylül ayına ilişkin satın alma yöneticileri endeksi PMI verilerini açıkladı. Haberimizi önce izleyelim müsaadenizle. Evet. Ondan sonra onun üzerinden konuşalım. Türkiye ekonomisinde imalat göstergelerinde daralma sinyalleri Eylül ayında da devam etti. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan satın alma yöneticileri endeksi 44.3 değerini aldı. Bir önceki ay endeks 47.8 olarak kaydedilmişti. Eylül ayında anket katılımcılarının talep zayıflığına ilişkin geri dönüşleri dikkat çekerken söz konusu zayıflık yeni siparişlerde yaklaşık son 4,5 yılın en sert düşüşüne yol açtı. Yeni ihracat siparişlerinin yeniden yavaşlamaya geçmesi dış talepte de durgunluğa işaret etti. Yeni siparişlerin zayıf seyrine bağlı olarak üretim de üst üste 6. kez aylık bazda yavaşlama kaydetti. Üretimdeki daralma aynı zamanda Mayıs 2020'den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.
Türkiye sektörel PMI raporu Eylül ayında yeni siparişler ve üretim gereksinimlerindeki zayıflığa bağlı olarak imalatçıların istihdam azalttığına da işaret etti. Kasım 2018'den bu yana ilk kez takip edilen sektörlerin tamamında istihdam hacmi daraldı. Fiyatlar genel olarak artış eğilimini sürdürdü. Ancak girdi talebindeki durgunluğa bağlı olarak sektörlerin çoğunda tedarik zincirleri iyileşme kaydetti. Toplam yeni siparişlerdeki tabloyla uyumlu olarak üretimde de genel bir düşüş yaşanırken en sert daralma makine ve metal ürünleri sektöründe gözlendi. Evet Erhan Hocam, biraz sektörel olarak bakmakta fayda var galiba. Nerede ne olmuşu anlayabilmek adına. O yüzden size bırakayım sözü. Tabii. Yani en çarpıcı olanla başlayabiliriz. Gıda olabilir, haberde yer aldığı üzere makine olabilir. Evet, şimdi öncelikle hani artık bizi izleyen çoğu izleyicimiz de yakından izliyor. Çok kullandığımız bir veri ama bu endeksin 50'nin altına inmesi, 1000 kadar katılımcısı olan bu ankette katılımcıların çoğunun sipariş, üretim, istihdam gibi planlamalarda olumsuz yanıtlar verdiğini söylüyor. 50'nin altına ne kadar inerse de bunun arttığını söylüyor. Biz baktığımızda bugün gelen rakamla bunun 44'lere indiğini görüyoruz. Bu yılın başında 50'lerde başlayan, yani 50'lerin üzerinden 44'lere doğru giden bir rakam. Bu ciddi bir şey. Yani öncekinden bile 3 puan civarında bir azalış var. 47,8'den 44,3'e indiğini görüyoruz. Yani bu öncelikle bu iniş öyle çok ihmal edilebilecek bir küçük bir iniş değil, sert bir iniş diyebiliriz. Çünkü bu rakam hani 48, 47,5 falan böyle hareket eden bir endeksin çarpıcı bir inişini görüyoruz. Evet. Bu bir bozulmaya işaret ediyor. Şimdi baktığımızda İstanbul Sanayi Odası bu verileri derleyip yayınlayan, Türkiye ayağında olan kurum 10 sektör içinde bu verileri veriyor. Tamamında 50'nin altında olduğunu görüyoruz. 50'nin altında en az olan gıda yani 47,7 endeks. En düşük rakamda ana metal sanayi 42,3, giyim, deri ürünleri 42,5 gibi görünüyor. Şimdi şunu hemen öncelikle söyleyeyim. Bugün bu rakam aslında imalat sanayi. Yani Türkiye ekonomisinde önceki yayınlarda da konuştuk. %25-27 ağırlığı olan bir sektör 19-20'lere düştü ve daha aşağı gidiyor görünüyor. PMI verisiyle sanayi üretim arasında da bir ilişki vardır. Biz şu anda Temmuz ayı sanayi üretim rakamlarını biliyoruz. Evet. Temmuz'da sanayi 3 üzerinde daralmıştı. İmalat sanayi 5 civarında. Ağustos ve Eylül'de PMI'deki düşüşler, ki Eylül'deki sert düşüş sanayinin de Ağustos ve Eylül'de yine bayağı olumsuz gelebileceğinin ilk sinyallerini veriyor. Evet. Ama bugün bir veri daha geldi. Tüketici Güven Endeksi, evet. Bloomberg EYT ve yukarı gidiyor. Evet. Şimdi bu üretim, diğeri talep. Burada aslında yani ekonominin üretim tarafı zayıflarken iç taleple ilgili tüketim eğilimi, tüketici güvenindeki yukarı çıkış nedenleri ayrıyeten konuşulabilir. Bize hani üretim arz olumsuz giderken talebin yukarı gittiğini söylemesi enflasyon içinde kötü bir haber veriyor. Aynen. Ki zaten PMI'nin detaylarında biz sektörel bazda birçok sektörde maliyet baskısının arttığını, fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu istemediğimiz bir tablo. Yani biz tam tersini beklerdik. Evet. İç talep zayıflarken üretim toparlasın, biraz ihracat artsın. Demek ki istenmeyen bir gidiş var. Hani bu sanayideki düşüşü uzun süredir görüyoruz. İç talep düşüyordu ama son iki aydır Bloomberg EYT Tüketici Güven Endeksi Ağustos ortalarından itibaren bu sinyali veriyor. Yukarı gidiyor. Diğer endeksler de buna katıldı. İşte konut satışları artıyor. Aynen. Tüketici kredileri, kredi kartı harcamalarında yukarı yönlü eğilimler görülüyor. Yani burada bir kere bugün gelen bu iki veri istememiz, yani aslında olmasını temenni etmediğimiz bir kombinasyon. Şaşırdığımız da bir tablo değil, onu da söyleyeyim. Hı. Yani çünkü Türkiye'deki mevcut çerçevede rekabetteki zorluk, hep her yayında konuştuğumuz, üretimi olumsuz etkiliyor. Ama mevcut reel faiz seviyesi, ki tüketici açısından bu negatiflik ifade ediyor,
tüketimi tekrar özendiriyor görünüyor. Birincisi bu vurgulamak istediğim. Zaten yine belki yayın içinde zamanımıza göre konuşuruz. Enflasyon rakamları da bugün İTO'nun gelen enflasyon rakamı da. 3,9. Dün gelen Türk İş'in açlık sınırı, yoksulluk sınırı anketlerindeki Ankara'daki gıda harcamaları da enflasyonda da öyle ciddi bir risk olduğunu bize gösteriyor. Yani ben sözü çok uzatmadan Burak Hocam'a da veririm ama ben şöyle birkaç şey söyleyeyim. Mesela şimdi gıda en az etkilenen diyoruz. Mesela gıdada şöyle söyleyebiliriz. Gıda aşağı ama mesela bu ay gıdanın PMI'yi 45'ten 47'ye yükselmiş. Mesela gıda sektörü için hani bir tık daha iyi. Evet. Olumsuz 50'nin altında ama 45'ten 47'ye yükselmiş. Üretimde önümüzdeki 3 ayda bir artış bekleniyor. Yeni siparişlerinde artış var. İhracat siparişlerinde artış var. Aslında bu hisse senedi piyasaları için de önemli bilgiler içeriyor. Yani oradaki şirketler gıda sektörü içinde. İstihdamda biraz düşüş var. Bu üretim artmasına rağmen demek ki bunun çok kalıcı ve sürekliliği konusunda bir kaygı var. Stokları biraz düşmüş. Girdi maliyetleri, girdi fiyatları artıyor. Ürün fiyatlarında da artış bekleniyor. Mesela gıdada artışın devamı bekleniyor. Bunu da görüyoruz. Şimdi gıdanın talebi inelastiktir. Yani ne demek? Fiyatı ne olursa olsun belli bir talep oluşur. Hı hı. Burada mesela ihracat talebinin artıyor olması, biz Avrupa'ya satıyoruz gıda ürününde de ağırlıklı olarak diyelim. Yani Avrupa'nın Vietnam'dan domatesi alması daha maliyetli oluyor. Yani domatesin oraya gelmesi ya da herhangi bir gıda ürünün daha riskli, daha maliyetli. İşte onun taşınma maliyeti falan. O yüzden yakından almak, fiyatı ne olursa olsun kabul etmek gibi bir durum olabilir. Evet. O yüzden mesela gıda daha pozitif, daha pozitif demeyeyim. Negatif etkileniyor ama Ağustos'a göre biraz daha iyi. Ama mesela tekstile bakıyorum. Yani tekstil ya da giyime bakalım. Yani biraz daha çarpıcı. Mesela en dipte de yani gıda en iyiydi. Giyim en olumsuzlardan biri. Giyimde PMI Ağustos'ta 44'müş. Eylül'de 42'lere inmiş. Üretim ne olur önümüzdeki 3 ayda dendiğinde 43'ten 41'e inmiş endeks. Yani üretimde daralma olacak diyor sektör. Yeni sipariş o çok çarpıcı. 42'den 35'e inmiş. Mesela Mayıs ayında 53'müş. Yeni sipariş oranı. Yani Mayıs'tan bu yana çok çarpıcı bir düşüş var. Endeks 53'ten 35'e inmiş. Yeni ihracat siparişi yine Mayıs'ı söyleyeyim 56'ymış. Yani bu ankete katılanların çoğu siparişlerde artış olduğunu söylüyor. Şimdi geldiği seviye 42. İhracat siparişi. Birikmiş işler diyor 42'den 40'a azalıyor. İşte stokları eritmeye çalışıyor doğal olarak. Ürün fiyatları mesela artıyor. Ürün fiyatlarında artış. Yeni sezonun da etkisi var muhtemelen işte Eylül, Ekim. Evet. Girdi fiyatlarında bir miktar düşüş söylemiş burası gibi. Belki bir tane daha söyleyeyim mi? Bileyim mobilya birçok kişi ilgilen konutla ilgili bir sektör. Mesela oraya baktığımızda PMI 45'in altına bir tık yukarı çıkmış. Üretim 40, yani 45'ten 46'ya çıkmış. Üretim 44'ten 45'e çıkmış. Yeni siparişler 43'ten 45'e yani bir miktar toparlıyor gibi. Ama ihracat siparişi düşüyor. Şimdi mesela ben bunu şöyle okuyorum. Yeni sipariş artıyor, ihracat siparişi düşüyorsa iç talep. Konutta bir canlanma vardı. Onunla alakalı bir yansıma var gibi burada gözüküyor. Ama mesela stokları artıyor sektörün. Yani bir taraftan onu görüyoruz. Fiyatlara bakalım. Burada ürün fiyatları ve girdi yani ürün fiyatlarında düşüş bekliyor mesela. Burası demek ki o talep yetersizliğini fiyatları düşürerek yansıtmayı. Mobilya fiyatları da belki böyle bir düşüş görebiliriz gibi gözüküyor. Evet. Bir durayım belki Burak hocamızda da vardır. Yoksa bende veriler var. Burak hocam derse ben rakamları söylerim, yorumu kendi yapabilir ama bir isterseniz ben durayım burada. Peki. Hocam size verelim sözü bu noktada. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Erhan hocam
Bayağı kalabalık bir veri setiyle geldi. Bugünkü rakamları detaylı bir şekilde koymuş. Varsa oradan aktarmamızı istedikleriniz aktarırız ama genel olarak bu tabloyu Erhan Hocam'ın özellikle altını çizdiği, aslında iki veriyi bir arada değerlendirdiğimiz, yani işlerin çok da istediğimiz gibi olmadığına işaret eden tabloyu siz nasıl yorumluyorsunuz? Ben de şöyle katkı sağlamaya çalışayım hocama. Şimdi ben de tabii İTO enflasyonunu referans alarak gideyim. Bir de tabii ki TEBA, yani Türkiye Hane Halkı Enflasyon Beklenti Anketi, Koç Üniversitesi ve KONDA'nın beraberce gerçekleştirdikleri. Şimdi Merkez Bankası bize daha evvel duyurdu. Aylık fiyat hareketlerine bakıyor. Biz daha önce Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta geçtiğimiz yılın yüksek gelen enflasyonundan kaynaklı bir baz etkisi yaşadık ve aslında enflasyondaki rakamsal iyileşmenin temeldeki kaynağı aylık fiyat hareketlerinin iyileşmesinden değil, geçen seneki yaşanan yüksek enflasyondan kaynaklı baz hareketiyle oldu. Bir kere bu gerçeği görmemiz gerekiyor. İkincisi, şimdi Eylül ayına geldiğimizde baz etkisinin ya hemen hemen kalmadı ya da az yararlanılabilecek bir ayda olduğumuzu dikkate aldığımızda ilk gelen veri tabii ki İTO verisi. Şimdi İstanbul Ticaret Odası'nın verisi, evet, tüm Türkiye'yi kapsamasa da işte İstanbul 16-17 milyonluk bir coğrafya olduğunu düşünürsek çok önemli bir veridir aslında ve buradan çıkarım yapmak da doğrudur. Hesaplama metodolojisi aynı değil, TÜİK'le mal grupları arasında farklılıklar da olabiliyor ama çok yakın bir geçmişe kadar, yani bizim TÜİK'i eleştirmeye başladığımız yakın geçmişe kadar birbiriyle koreli halinde giden enflasyon rakamlarına sahiptiler. O zamandan bu zamana değişen tek şey TÜİK'in rakamlarının farklılaşması oldu. O zaman İTO rakamları hala önemli bir referans olarak gözüküyor ve iş dünyasının büyük bir kesiminin de gerek bütçe çalışmalarında gerekse fiyatlandırma noktasında İTO enflasyonunu referans değer olarak aldığını ben çok kez şahit oldum ve biliyorum. Şimdi o zaman bu rakamlar üzerinden bir gidelim bakalım istedim. Şimdi perakende fiyatlara baktığımızda, yani aylık ücretliler geçinme endeksine baktığımızda kültür, eğitim ve eğlence harcama grubu olarak adlandırdığımız grubun aylık fiyat artışı %13.24. Giyim harcamaları, ki bu TÜİK'te her zaman tartışma konusu edilen bir harcama grubudur giyim harcamaları. Yani yıllık bazda baktığımızda %20'ler seviyesinde falan fiyat artışları var. Bunu herhalde hiçbirimiz rastlamıyoruz birçok yerde. Burada aylık artış 6.67. Konut grubu 4.18. İşte ev eşyası harcamaları 3.62. Gıda 2.63. Geçen ay TÜİK'te gıda mesela negatif gelmişti. Enflasyonun beklenenden biraz daha düşük çıkmasının sebebi olarak bunu görmüştük. Ve diğer harcama grubuna baktığımızda %14.62. Şimdi bunlar aylık rakamlar. Yani 13, 14, 6.5 falan, bu söylediğimiz rakamlar yıllık değil, aylıktaki rakamlar. Ve Merkez Bankası sonuç olarak, referans olarak TÜİK'i alıyor ve o meşhur modellemesini muhtemelen TÜİK enflasyonuna göre kuruyor ama burada da fiyatlar böyle. Dolayısıyla bunlar çok yüksek artışlar. Şimdi bu artışları gördüğümüz zaman ne oluyor? Bu artışları gördüğümüz zaman Merkez Bankası'nın bize iletişim yoluyla, ki bu iletişimi iki şekilde aslında yapıyor. Bir tanesi çok rahat bizim hepimizin yakından takip ettiği para politikası kurulu metni üzerinden gerçekleştirdiği bir iletişim var. Bir diğeri de enflasyon raporları üzerinden bir iletişim yapıyor ki enflasyon raporunda aslında soru cevap kısmı da olduğu için çok daha değerli. Şimdi buraya baktığımızda Merkez Bankası bize sürekli olarak hane halkının enflasyonun düşeceğine yönelik bir iknasının çok fazla olmadığından yakınıyor. Hizmet enflasyonun yüksekliğinden bahsediyor. Gıda enflasyonu zaten Merkez Bankası'nın çokça kontrolü altında olmayan bir alan. Şimdi bu TEBA anketine baktığımızda, onların sonuçları da çok yeni geldi, Eylül 2024 sonuçları. Hane halkına şu soru soruluyor: sizce 2024'ün başından sonuna kadar, yani Ocak ayından Aralık ayına kadar fiyatlar yüzde kaç artmış olacak dendiğinde hane halkının verdiği cevap %94. Yani bu çok önemli bir rakam, %94 denilen. Ve bizim yıl sonu için beklenti anketinde piyasa profesyonellerinin beklentisinin iki katından fazla. Şimdi bir önceki aydan bir iyileşme var mı diye baktığımızda iyileşme sadece 2 puan. Dolayısıyla aslında hem hane halkı hem reel sektör temsilcileri
mevcut durumda enflasyonun düşeceğine yönelik bir kanaate ulaşmış değiller. Bir kere programın en arzu etmediğimiz yönü bu. Yani bu kadar uzun zamanlı ve uzun soluklu bir para politikası uygulanırken enflasyonla mücadele anlamında halkın ve hane halkının ve reel sektör temsilcilerinin büyük oranda ikna olmuş olmaları gerekirdi fiyatların düşeceğine yönelik olarak. Şimdi ben kimyasal plastik ve kauçuk ürünler sektörünü aldım. O rakamlar önümde. Hani Erhan Hocam'ın verdiği noktadan almak için ve bir bütünlük sağlamak için söylüyorum. Tabii. Şimdi PMI rakamlarında biliyoruz ki 50 eşik değer. 50'nin üzerindeki her değer olumluya götüren, büyümeye ya da daha iyi koşullara götüren verilerin olduğunu bize ima eder. 50'nin altındaki veriler de daralma ve kötüleşmeye yönelik olarak söylüyor. Mesela bu demin söylemiş olduğum kimyasal plastik ve kauçuk ürünler ki önemli bir sektör burası. Şimdi 2024 yılının Nisan ayında PMI burada 47.7'ymiş. Daha sonra 48.2'ye geliyor ve en son geldiğimiz Eylül ayında 43.6'ya düşüyor. Düştüğü yer 47'den 43.6'ya düşüyor. Üretime baktığımız zaman oradaki durum çok daha kötü. Orada 45.3'ten 39.7'ye bir düşüş var. Yani bu düşüşler öyle ihmal edilebilecek ya da üzerinde durulmayacak veriler değil. Eylül ayının özelliği şu, 3. çeyreğin son ayı, Eylül ayı. Demek ki 4. çeyreğe yeni başladığımız bugün, yani Ekim, Kasım, Aralık 4. çeyreğin ayları olacak. Bu aylardaki gelebilecek olan veriler geçtiğimiz ayki verilerden daha kötü olabilir diye söylüyorum bunu. Şimdi burada fiyatlara bakıyoruz. Fiyatlara ilişkin verilere baktığımızda Nisan ayında 74.5'muş buradaki veriler. 50 eşik değerinin üzerindeki noktaya dikkat çekmek için söylüyorum. Geçtiğimiz ay yani Ağustos ayında 67.3'müş. Şu anda 66.4. Yani fiyatların artışı yönünde, girdi fiyatların artışı yönünde herhangi bir iyileşme de çok fazla yok. Kaldı ki içinden geçtiğimiz dönemde kur neredeyse sabit gidiyor. Yani aylık artışlar çok yüksek artışlar değil. Ürün fiyatlarına bakalım. Peki buna rağmen yani her şey kötü diyoruz. İşte PMI'ler kötü. 43.6'ya ulaşmış. Üretim 39.7'yi vurmuş. Peki ürün fiyatları ne olmuş? Ürün fiyatları Ağustos ayında 55.7'lik veriye sahipken şimdi 59.7'lik veriye gelmiş. Yani hala daha fiyat artışları burada devam ediyor. O zaman sıkıntı hem bir taraftan imalat sanayinin kendi içinde bulunmuş olduğu çok ciddi bir sıkıntı var. Bunun bir ayağı ihracatın kapalı kalması ve bunun en önemli sebeplerinden biri, birçok sebep elbette var ama kur nedeniyle bir ortaya çıkan durumdan söz ediyoruz. İkincisi Almanya'nın da öncülüğünde talebin Avrupa pazarında da düşük gidiyor ve seyrediyor olmasından kaynaklı bir durum var. Bu pazarları korumakta oldukça zorluk çeken sanayiciler artık pazar kaybetmeye başlamışlar. Bunu görüyoruz. Üretimleri çok ciddi azalmış durumda. Ama diğer taraftan fiyatlar da artmak durumunda kalıyor. Çünkü istihdam maliyetleri de, imalat maliyetleri de artmış durumda. Ve istihdam kaybı da yaşanıyor. Şimdi bütün bunları toparlayayım. Şöyle görmekte fayda var. Hem enflasyonla mücadelede aylık bazda aslında biraz akamete uğramışız gibi gözüküyor. Tabii TÜİK rakamları da gelecek ama onu ayrıca değerlendiririz. Ama elimizdeki veriler bunu gösteriyor. İkincisi, imalat sanayi ciddi yara almış durumda. Ve burada aslında daha önce konuştuğumuz biraz stagflasyon riskini de taşıyabilecek bir noktaya doğru evrilen bir ekonomi var. Kaldı ki daha 4. çeyrek rakamlarını görmüyoruz. Oysa çıktı açığı grafiğinde görüyoruz ki ima edilen 4. çeyreğin 3. çeyrekten daha kötü olma ihtimali var. Onun için bence ciddi bir ayrımdayız. Yani ya enflasyonla mücadele edilecek ve kararlı olunacak ya da enflasyonla mücadele bir kenara bırakılarak bir genişleyici politikaya dönülerek imalat sanayi özelinde sanayi toptan kurtarılmaya çalışılacak gibi bir duruma gelmiş durumdayız. Bence kritik noktadayız ve tehlikeli bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Evet, bununla ilgili biraz daha belki detaylı konuşuruz ikinci bölümde. Şimdi bir kısa bir reklam arasına gideceğim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları vardı bu hafta, özellikle teşvik, yeni paketler vesaire noktasında acaba onlar ne etki eder diye. Bir de enflasyonu tabii konuşmak lazım. Şimdi reklamlara gitmeden önce bir de Bloomberg HT'nin enflasyon anketini de sizlerle paylaşayım. Reklamlarımızı izleyelim, dönelim, gelelim, kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.
Bloomberg HT'nin Eylül ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 22 kurumun medyan beklentisi Eylül'de enflasyonun aylık %2.2 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde oldu. Ekonomistlerin tahminine göre Eylül'de yıllık enflasyonun da %48.3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Eylül enflasyonu için en düşük aylık beklenti %1.6 olurken en yüksek beklenti %2.5 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Eylül için en yüksek enflasyon tahmini %49 olurken en düşük tahmin %47.4 seviyesine işaret etti. Diğer yandan anket katılımcıları 2024 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 21 kurumun 2024'e ilişkin yıl sonu enflasyon tahmini Eylül ayında bir önceki anket dönemine göre 1 puan azalarak %42 oldu. Böylece piyasa oyuncularının yıl sonu enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini olan %34 ila 42 aralığının üst bandında gerçekleşmiş oldu. Bu dönemde ekonomistlerin 2024 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %45 olurken en düşük tahmin de %40 seviyesinde gerçekleşti. Evet, ekonomik görünüm değerli hocalarımla devam ediyor. Profesör Erhan Aslanoğlu ve Profesör Burak Arzava benimle birlikte PMI verilerini konuştuk. Eksik bıraktığımız sektör var mı? Ya bence bir, yani 10 sektör vardı. Birkaçını söyledik ama şu metal, makine ve metal ürünler birçok sektörü ilgilendiriyor. İnşaat, otomotiv, ulaştırma, elektrik, elektronik. Belki oradaki rakamları bakalım, da bir verip çünkü bakalım. Hem hisse senedi piyasası açısından hem genel sanayinin durumunu göstermek açısından oradan da geçebiliriz. Hani birkaç rakam vermek gerekirse, mesela oranın PMI'yi 46'dan 43'e düşüyor. Dediğim gibi bu sektör, makine ve metal ürünler, yani ham maddelerin çıkarımından, işte döküm, metal yüzey kaplama, şekillendirme gibi aşamalarından tutalım. Nihai ürün kullanımında, yani burada üretilen parçalar, makineler, metal aksamlar diyelim, inşaatta, otomotivde, elektrikte, elektronikte birçok sektörde kullanılıyor. Çok yakından ilgilendiriyor. Mesela buranın PMI'yi 46'dan 43'e düşmüş. Üretim beklentisi 43'ten 38'e düşmüş. Yine çarpıcı bir veri olduğu için söylüyorum. Mayıs ayında 52'ymiş. Yani bu ana itici güç olan sektörlerdeki, yani otomotiv açısından da belirtmek istiyorum. Tabii onun başka dinamikleri de var şu anda, rekabetin çok artmasının. Ama mesela yeni siparişler Mayıs'ta 51, Ağustos'ta 44, şimdi 39. İhracat siparişleri Haziran'da 55, Ağustos'ta 48, şu anda 46. Çok uzatmamaya çalışacağım ama istihdam maalesef düşüyor görünüyor. Girdi fiyatları 56'dan 59'a çıkıyor endeks. Ürün fiyatları da 54'ten 56'ya doğru yaklaşıyor. Yani maalesef hani dediğimiz üretim düşüşü, enflasyonist etki birçok sektörü ilgilendiren bir sektörde de biraz çarpıcı olduğu için paylaşmak istedim. Hani genel anlamda bu sanayi ile ilgili sorunun detayını gösteriyor. Sadece iç talep değil, dış kaynaklı olduğu için de vurguluyorum. Burak Hocam, dediniz ki 4. çeyrek 3. çeyrekten kötü olacak ve biz bir yol ayrımındayız. İşte hep konuştuğumuz PMI verileri de sanayi tarafında, işlerin, üretim tarafında işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. Daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Yani kilo yağları yok etmeye çalışırken kaslarımızı da erittiğimiz bir noktaya gelmişiz diye. Ve biraz önce dediniz ki ya enflasyonla mücadele sürecek ya da biz yeniden yönümüzü büyümeye, sanayi kurtarmaya çevireceğiz. Acaba ikisi bir arada mümkün değil mi? İşte bu teşvik, yeni paket vesaire gibi şeyler de duymaya başladık. Böyle bir şeyler önümüzdeki dönem görüp acaba bu kesimi rahatlatacak tedbirlerle ama enflasyonla mücadele programına da devam ederek ilerleyebilir miyiz? Ne dersiniz? Yani şöyle düşünüyorum Hande. Tabii Cevdet Hoca'nın söylediği bir söz vardı. Ekonomideki linklerin kopuk olduğuna yönelik olarak o kadar çok şey birbirinden kopuk hale gelmiş durumda ki bir yerini düzeltmeye kalksan diğer taraf bozuluyor. Ya da dozu birazcık başka bir yerden arttırsan diğer taraf hemen bir farklı açıdan açık vermeye başlıyor. Onun için çok zor bir noktadayız ve enteresan şeyler de yaşıyoruz aslında.
Şimdi yani bu kadar sanayinin daraldığı bir noktada, imalat sanayinin daraldığı bir noktada sen yakınmanın kimden gelsini beklersin? Normalde imalatçılardan ya da işte o grubu temsil eden kişilerden veya iş dünyası temsilcilerinden gelmesini beklersin. Ama görüyoruz ki onlar enflasyonla mücadele programının devam etmesi yönünde görüş bildiriyorlar. Ama diğer taraftan mesela finans sektörü temsilcilerine baktığımızda ki bunların içerisinde büyük bankaların genel müdürleri de söz konusu. Onlar Merkez Bankası'nın Kasım ayında faiz indirmesi gerektiğini hem de 2,5 puanlık bir faiz indirimine gideceğini beklediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla dengeler burada da şaşırmış gibi gözüküyor. Çünkü işin bir tarafında enflasyonla mücadelenin zaten eksik ve yarım gittiğini söylüyoruz. Çünkü bunun maalesef maliye politikası ayağı yok ve çalışmıyor. Tasarrufa yönelik olan bir program da yok. İşte açıklanan orta vadeli programda bunların hiçbirini göremedik. Kayıt dışılıkla mücadele konusunda kayıt dışılığı kökten ortadan kaldırabilecek önlemlerin yerine kayıt dışı işlem yapanlara ceza keserek oradan bir vergi tahsilatı yoluna gitmek benimsenmiş gibi duruyor. Hatta Sayın Bakan'ın en son söylediği işte özellikle kredi kartı kullanımı konusundaki bunu sunmayan şirketlere yönelik olarak ceza uygulanacağına ilişkin söylem de aslında işin daha çok kredi kartını yoğunlaştırmak ya da banka kartını kullanıma açmak için bankalar üzerine belki bir söylemde bulunulması ve bankaların komisyon almamak konusunda ikna edilmesi olacağı yerde iş gene farklı boyuta varmış durumda. Onun için hani ben bu taraftan enflasyonla mücadele programının çokça zorluklar içerisinde olduğunu görüyorum. Ama geldiğimiz noktada hem istihdam kaybının yoğun yaşanması hem diğer taraftan baktığımızda özellikle imalat sanayinin her sektörünün yani burada görmüş olduğumuz PMI endeksinde 10 sektör inceleniyor. 10 sektörün tamamında da işlerin oldukça kötüye doğru gidiyor olması bir noktaya doğru taşıyabilecektir gibi gözüküyor Türkiye'yi. Bu zaten en başından beri korktuğumuz noktaydı. Yani bize tamam enflasyon belki %80'lerde değil ama resmi rakamlara göre işte bu kadar enflasyon yeter. Biz bundan sonra enflasyonla mücadele programını gene götürüyormuş gibi yapalım. Ama diğer taraftan da sanayinin ihtiyaç duyduğu büyümeyi sağlayabilecek olanakları da ortaya koyalım denme noktasına da gelebilir. Onun için bir karar aşamasında olunabilir diye düşünüyorum. Çünkü muhtemelen bu ayın kimsenin Merkez Bankası'ndan bir beklentisi olmayacak ama Kasım ve Aralık aylarında bir faiz indirim beklentisi olacak. Hani mevcut koşullar bunu ima etmiyor. Özellikle gelen en son enflasyon, İTO enflasyon verisi de bir faiz indirimi olabileceğine yönelik bir imada bulunmuyor. Ama işin bir diğer tarafında özellikle Merkez Bankası'na finans sektörü üzerinden gelebilecek olan baskıların da bir siyasi baskıya ileride dönüşebilme ihtimali bir ayrım noktasına bizi taşıyor diye ben kendi adıma düşünüyorum. Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna gelmişiz. Aslında daha çok şey var konuşacak ama her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Hocam çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgiler Rana Sonoğlu ve Burak Arzova ile birlikteydik ekonomik görünümde. Şimdi reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra küresel piyasalarda bu akşam Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ve iCryPex Yönetim Kurulu Danışmanı sevgili Ferhat Yüksel Türk benimle birlikte olacak. Kısa bir reklam arasından hemen sonra yeniden buluşmak üzere.